Evet, herkese cümleten selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni videoyla karşınızdayız. Biliyorum uzun zaman videoyla yaptım. Video çekmedim çünkü hayat mücadelesi veriyordum. Ve o hayat mücadelesinin sonunda görmüş olduğunuz gibi şöyle İstanbul Havalimanı'ndayım ve yurt dışına çıkacağız. Evet, bizlerden sakın ayrılmayın. Saat 1.30'da uçuşumuz başlayacak. Hangi ülke diyorsanız... Evet arkadaşlar, saat 8.30'u gösteriyor önümüzde tam 9, 10, 11, 12 hani 6.5 saat var önümüzde. Arkadaşlar saat 9'a doğru 9. Mother is mommy the toilet. Okay. Yeah. You go. Evet arkadaşlar. His mother good. Good. Yes. Mama good. Good. Okay. Very nice. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere çok güzel bir şeyler konuşacağım. Havalimanındayım. Yurt dışına gidiyorum. Bir yıl içerisinde hayatla mücadele sonucunda yurt dışına gidebilmeyi başarabiliyorum. Peki hangi ülkeye gidebiliyorum? Hangi ülkeye? Singapur'a gidiyorum arkadaşlar. Oraya gidiyorum. Oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Hayatımın devamını orada kurmayı düşünüyorum. İnşallah yerleşebilirsek, kalabilirsek bizim için daha iyi olacak. Şu, Türkiye şartlarına baktığımız zaman gerçekten burada hayatımı pek kuramayacağımı zannetmiyorum. Kuracağımı zannetmiyorum. Zor iş gerçekten. Zor iş. Oraya gideceğiz. Artık varımızı, yoğumuzu orada vererek mücadele edeceğiz. Saat 1.30'da arkadaşlar uçuşumuz gerçekleşecek. 1.30 hatta 1.45 1.30'da uçağa biniyoruz. 1.45'te uçak kalkıyor. Saat işte 1.55 2 civarı zaten uçak havalanıyor. Onu sizlere söyleyelim. 11 saatlik uçuş bizi bekliyor. Yani saat 1.30'dan hadi buradan 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hadi 12.30 1 gibi rahat orada oluruz. 11 saatlik uçuş süresi arkadaşlar. Orada bir şekilde adapte olup mücadelemizi vereceğiz. Şu anda uçmamıza 3.5 saat kaldı. Bekliyoruz uçmayı, yurt dışına çıkmayı bekliyoruz. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Havalimanına geçişimizi, uçuş anımızı da çekeceğim. Bizden ayrılmayın. Evet arkadaşlar, saat neredeyse 1'e geliyor. Vakit geldi artık. Havalimanına uçakların yanına gideceğiz. Ve böylelikle 11 saatlik uçuş başlayacaktır. Havalimanında bizlerle ayrılmayın. Evet arkadaşlar, şu an bekleme aşamasındayız. Pasaport kontrolden geçiyor. Oradan havalimanına gideceğiz. Bunlar da Singapur yolcuları. Evet, havalimanında ayrılmayın. Bizlerle ayrılmayın. Evet. Engin. Evet. D15 giriş kapısındayız. Şu an Singapur'a gidiyoruz. Evet. Singapur'un yollarına düştü Engin. Şu an uçağımız burada, görünüyor mu uçağımız? Evet. Evet, uçağımız da hazır. Evet. Evet, Engin burada. İlk defa Singapur'a, ilk defa uçağa bineceksin. Tabii. Evet, 11 saat seyahatimiz sürecek. Aynen, 11 saat. Evet, şu an hava
havaalanındayız. Uçağa binme saatimizi bekliyoruz Engin'le beraber. Uçağın içinde de kısa videolu çekersin gene. Tabii çekerim. Ondan sonra videonun sonunda işte Singapur'dan da paylaşımlar yapacağım. Ne hissediyorsun şimdi Singapur'a giderken? Ama şimdi hayatım boyunca ilk defa uçuş yapmıştım. Uçağa da ilk defa binerim. Yurt dışına ilk defa çıkıyorum. Dediğim o ki inşallah gurbet hayatımda inşallah oralarda adapte oluruz, kalırız, mücadele ederiz. Dediğim o ki Allah herkesin gönlüne göre versin. Benim de İnşallah. Biz de ona uğraşıyoruz zaten. Tayfun da gelecek bir ay sonra. Abim de gelecek zaten. Abim de gelecek. Ben ilk defa çıkıyorum yurt dışına. Onu da söyleyeyim. Heyecanlıyız. Yani tabii ilk defa çıktığım için bir de uçağa da vereceğim için heyecanlı oluyorum tabii. Onları da merak ediyorum. Onları ilk defa ayak basacağım. Gerçek gözle göreceğim. Evet. Şimdi şuradan. Şimdi havalimanına geçeceğiz. Şuradan uçağı tekrar gösterelim. Evet. Bakayım hele biraz büyütelim şöyle. Evet uçağımız. Uçağımız orası. Bu. Birazdan bizi içeriye alacaklar. Burada videoyu keselim. Evet havalimanına geçerken. Evet şu anda. Uçuş gerçekleşiyor. Yavaş yavaş kaç. Come slowly. Evet. Gidiyoruz. Şu anda uçağa binmek üzereyiz. Maskemizi de takacağız. Belki burada biliriz. Bir şey daha merak ettim. Bu da ihtiyaç torbası. İhtiyaç torbasında ne varmış bakayım? Kablo gibi bir şey var. Kulaklık mı lan bu? Evet, kulaklık. Şöyle görüyorsunuz. Bakalım burada ne varmış? Daha uçmadık ama en kısa sürede uçacağız. 5-10 dakika sonra uçak kalkacaktır. Şimdi bu neymiş bakayım. Açmak istemiyorum ama örtü gibi bir şey galiba sanırım. Evet. Şu an. Şöyle üstü paket. Bunları yerine koyalım. Yolcular gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi çoğu yabancı. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Herkese cümleden selam. Bunda neredeyiz biz? Şöyle arkalara baktığımız zaman şu Erzincan taraflarındayız. Büyük bir ihtimal. Evet, daha da yakınlaştık. Bakın şu bölge. İşte bu bölge görüyorsunuz. Erzincan'ı da geçmişiz yaklaşık. Bayağı geride bıraktık. Türkiye'yi artık geride bırakacağız. Şu bölgeyi geçtik. Bakın görüyorsunuz. İşte bu böyle. Böyle. Şimdi önümüze yemek geldi. Yemekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyoruz. Resmenimiz tarafından. Yani ortalama 9 saatlik bir yolumuz var. 9-9,5 saat. Hala uçmaya devam ediyoruz. Havalimanında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir taksinin içindeyiz şu an. Burada trafikte direksiyonların arabası semaforda sağ tarafta. Türkiye'deki gibi sol tarafta değil arkadaşlar. Burada da indi bindi 4 dolar. Evet arkadaşlar arabadan indik. Şu anda hissedilen sıcaklık 41-40 derece. Yanıyorum ben cidden. Normal santigrat derecesi 34-35 derece. Şimdi mobil ucunun önündeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi içeri girip koltuk fiyatlarına bakacağız. Türkiye'deki koltuk fiyatlarıyla buranın koltuk fiyatlarını karşılaştıracağız. Bakalım neler olacak.
Evet arkadaşlar, şu anda bir sıradayız. Şimdi bu çeşit koltuk $3,400 ya. Burada da koltuklar biraz pahalıymış. Burada da $2,699, yani 2700'de. Evet, masa takımı $2,399. Gene masalar aynı, 2300. Burada en ucuzu 1299 ile 1090 arasında. Evet, en oturma grubu da. Evet ya, masa $1,599. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada da bir köşeli koltuklar $2,699. Tam başlıyor. Burada örnek bir şey göstereyim. Şöyle. Bak, görüyorsunuz. Bacakları yaslayabilmek için. Yani bunun fiyatı, bunlar Türkiye'de yok ama olsa rahat bir 30-35 bin lira olur yani, tamam. Ama buradaki fiyatı $3,299. Burada da var bir tane, $2,699. Bu da otomatik ayak yaslamalı. Ama şaka mı, bunlar Türkiye'de olsa çok pahalı olur ha. Rahat bir 30 bin liraya görür yani. Belki de 40 bini. Evet arkadaşlar, şimdi buranın çöp sistemini anlatacağım. Şimdi burası çöp atma yeri. Burada ne merdiven var ne bir şey arkadaşlar. Şimdi buranın bodrum katında çok büyük bir konteyner var. Şimdi ben bu çöpü buraya atacağım. Şimdi izleyin bakın. Şimdi ben bu çöpü buraya salladım aşağı. Nereye gitti? Aşağı doğru konteynere. Buralarda öyle Türkiye'deki gibi ne konteyner var ne pislik var ne bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey yok burada. Buradan atılan çöpler aşağı gidiyor. Bakın şimdi yok. Konteyner aşağı gidiyor. Orada bir kocaman bir depo var. Kocaman bir depo var orada. Depo dolduğu zaman zamanla gelirler, çöpleri atarlar, giderler. Buradaki sistem bu şekilde. Burada evet, bahsettiğim olay bu. Buradan her kattan çöpler atılıyor. Hop, bu konteyner. Bu konteynere düşüyor. Buradan da alıp götürüyorlar. Buradan da alıp götürüyorlar. Hava sıcak, çok. Yandım gittim ya. Hava sıcaklık 43-44 derece. Yanıyoruz yani, yanıyoruz. Arkadaşlar buralarda size şunu da söyleyeyim. Buralarda canlı malı yok arkadaşlar. Sizlere onu söyleyeyim. Bir tane olsun canlı yok buralarda, göremiyorum. Bu Müslümanlık oranı %10-15 aralığında falan bu ülkede, biliyorsunuz zaten. Söyledim. Neyse, şimdi ben aşağı ineceğiz. Aşağıda bakalım ne var. Bunu göreceğim. Arkadaşlar burada trafik sol taraftan bekleniyor. Türkiye'de sağ taraftan ama burada sol taraftan bekleniyor. Burada kural böyle. Şimdi arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Buralarda trene biniş $1. Ben şimdi Türkiye'de trene bindiğim zaman oralarda biniş 20 liradan 18'den başlıyor ama burada sadece trene binmek $1 arkadaşlar. $1. Ben şu $15'lık bakiye yüklemiştim karta. 4 kere bindim. Şu an 3 kere bindim. Şu an 4.'yi bineceğim. Geriye kalan bakiye $11 arkadaşlar şu anda. Trene bineceğiz. Evet, şimdi trene binme zamanı. Şöyle rendelendik arkadaşlar. Buralarda raymayı gözükmüyor zaten. Kesinlikle %100 emniyetli bir yer. Şimdi ben İstanbul'da olsam.
Orada da ray gözüküyor ve düşme ihtimali de var yani. Öyle söyleyeyim. Çok temiz, çok güzel bir ülke ya. Şuraya bak. Büyük gökdelenler. Tertemiz bir ülke. Yerde bir gram pislik yok arkadaş. Biliyorsunuz çok temiz bir ülke. Evet arkadaşlar. Burası Botki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burası da buranın köprü tarafı. Burası da yemek bölümü. Yemek bölümü burada arkadaşlar. Çok temiz. Haydi güzel bir yer. Singapur'un şehrine yani güney tarafına inmiş bulunmaktayız. Famous Bulletin Hotel, the most expensive. Evet, şimdi eskiden çocukların denize atladığına dair heykel görüyorsunuz zaten. Burada eskiden böyle masal yaşanmış. Bu arada yağmur da etkisini daha çok arttırmaya başladı. Hava bugün yağışlı ama hissedilen sıcaklık şu an 27-28 derece falan. Evet hava yağışlı arkadaşlar. Ağaçlarını gördüm bak. Şu marka tanıdık geliyor bana. Bak şu HGSB'si bak. Bu HGSB'si de Türkiye'den çekildi. Ama Singapur'da devam ediyor. Arkada Marina Otel var. Mandan oynayan sağol. Kedirlerde. Karşıya geçeceğiz. Yağmurla güneşin birleştiği havada güzel bir otelin manzarası. Bu da büyük dönme dolumu. Kaç kere gösterdim zaten. Üstümüz başımız. Burada da fotoğraf çekenler çok. Görüyorsunuz. Burada Mer Lion. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Tam merkezin buluştuğu nokta. Şurada. Devlet haline gelip bir ülke olmuştur. Her 9 Ağustos tarihi geldiğinde tüm bayraklar asılır ve Singapur'un doğum gününü kutlarlar. Tabii Singapur'da her çeşit insan vardır. Malezya, Malezya var, Endonezya var, Tayland'ı var, Çinlisi var. Bizim gibi %3-4 oranında Türkler var. Var oğlu var. Ama ortak dil nedir? Çin'dir. Hani mesela şöyle bir şey anlatalım. Türkiye'nin ana dili Türkçedir. Ama İngilizce gelir. %60-70 oranını İngilizceyi marka halinde kullanır. Ama Singapur'un ana dili İngilizce ve Çince'yi, Endonezya'yı, Malezya'yı de marka halinde kullanır. İşte bu ülke böyle bir ülke arkadaşlar. Şahsen ben bu ülkede kalmak için mücadele edeceğim. İnşallah hakkımda hayırlısı olur ve vesilesi olur inşallah. Ülkenin Müslümanlık konusuna gelince ülkenin %11-12'si ila Müslümandır. Tabi Singapur'da nereye baksak sadece Sultan Mescid Camisi'ni bulabiliriz. Başka Mustafa Camisi'ni, Muhammed Camisi'ni bulabiliriz. Başka hiçbir camiyi bulamayız. Tabi ezan dahil okunmuyor. Burada ezan okunmak dışarıdan tabi Müslümanlığın düşük olması yüzünden yasaklanmış. Bu adam da Mr. Ruffles. Şimdi bu adamın hikayesini anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar bu adam 1800'lü yıllarda buraya gelmiş. Kendisi de İngiliz denizcisi olur. Bunun da hikayesini araştırdım. O zaman buralar. Hani bizim memleket var ya. Sinop Türkiye'de.
Onun gibi yermiş. Millet kafasına göre yapıyormuş bir şeyler. Kötü yermiş, dağlık yermiş, bilmem ne. Bu adam geliyor zamanla buraya yerleşiyor, burayı düzleştiriyor falan falan nasıl yaptıysa. Burayı şehir haline getirmeyi başarıyor. Yani heykeliyle de anılmış bir insan olarak devam ediyor yani. İşte şöyle görüyorsunuz. Burada spor yapanlar var, koşanlar var. Gerçekten benim de spor yapmayalı uzun zaman oldu. Farkındaysanız zıtlaştım. 9-10 ay önce sporu bıraktım. Sporu bıraktığımdan bu yana bir 10-12 kilo almış olmalıyım yani. O da suratımdan belli zaten, biraz gergin. Yani yakında spora başlayıp eski kiloma haydi haydi geri dönerim zaten. Onu da söylemiş olayım. Yani benim zaten spor konusunda altyapım var. 2 ayda 10-15 kilo verip eski kiloma geri dönerim ya. Hiç problem değil. O benlik bir şey. Restoranları geride bıraktık. Şimdi nereye geçiyoruz biz? Burası da çarşılarından biri. Şu anda saat 8-8.30 civarı. Türkiye'de saat 3, burada saat 8.30 civarı. Yani işte burada böyle kulüpler oluyor. Saatler falan falan. Burası Varihan Singapur. Varihan Singapur. Burası gece gezen yerler. Burası restoranın karkesi. Çok şey yapmışlar böyle, dar yapmışlar. Türkiye'nin parkesine birazcık benzer hali ama bu ince hali. Şuralar restoran, gökyüzüne çıkmış her şey. Indian horse. Indian by the river. Yes. Young hair, stone types, self, and some tank. Hizmet budur, hizmet. Belediye ya, aynen öyle. Platform koymayan olmuyor araba. Şimdi hadi. Oradan doğru başla, tepeden doğru. Nerede? Çok cıvıl cıvıl bir ülke. Hindistan cevizi.
yukarı çıkıp da koparmak lazım da sıkıntı olur. Vallahi bu ülke çok mükemmel.